Merhaba retro oyun severler. Bu bölümde birlikte videolar ve podcast kayıtları yaptığımız ya da kendi Oyun Laboratuvarı adlı kanalından tanıma ihtimaliniz olan Serkan Arslan'ın oyun odasına bakıyoruz. İyi seyirler. Evet Serkan, sen anlatacaksın. Ben de soru gelirse aklıma soracağım. Böyle yapacağız. Tamam, öyle yapalım. Şimdi normalde senin odan daha çok bir retro oda gibiydi daha önceden. Daha çok retro odadan ziyade retro ögeler içeren bir yığın gibi bir şey olmuştu benim oda. Çünkü biliyorsun yani senle de bit pazarlarına gidiyoruz ya da hoşumuza giden objeler oluyor alıyoruz ama onları sergileyecek bir yer yani evin metrekaresinden, odanın metrekaresinden kaynaklanan sıkıntılar yaşıyorduk. Gülfer'le beraber, eşimle beraber de oyun oynamayı seviyoruz ama o odada oyun oynamak zor olmaya başladı. Yani oyun oynanamayan bir oyun odası haline geldi. Bizim de evimiz iki oda bir salon olduğu için bir karar verdik devrim niteliğinde. Evdeki işte bir 82 ekran CRT televizyon vardı. Onu çıkarttık. Bir arcade kabinim vardı benim köşede. Ona veda etmek zorunda kaldık. Ve odayı bu hale getirdik. Bu hale gelince de iki kişi aynı anda çok rahat oyun oynayabiliyor. Yerde de iki tane oyun koltuğu var. Ekstra iki tane arkadaş gelirse de biraz sıkış tepiş olmakla beraber yine oyun Şey olur ya, sizin bu oyun koltukları alçak ya zaten. Burada oynayabiliyoruz. da bir kanepe var. Evet. Bence doğru bir konumlandırmayla sıkıntı olmaz 4 kişi oyun oynamak bile. Elimizden geldiğince yine oynadığımız, ya çok oynadığımız konsol PlayStation'la PlayStation 3 ile PlayStation 4 ile oynuyoruz. Ama bağlanabilen yani televizyona aynı anda bağlanabilen tüm konsolları bağladık. İşte Xbox var, GameCube var, Wii, PlayStation 2, Sen bir de PlayStation TV var soft mod, altta. İşte hard mod falan da seviyorsun. Onların hepsi modlu falandır yani. Onların hepsi modlu. Evet yani Xbox'ta bir 500 GB'lık hard disk ekledik. Ne bileyim GameCube'ün SD karttan çalıştırmaya başladık. Hatta bu konsolların hepsini de mümkün olduğu kadar kablosuz kontrolcüye çevirmeye çalıştık. Evet, onlara şimdi bakacağız birazdan şu kulenin içerisinde. Evet Neler var, yani neler yok. burada takılı olanlar hepsi kablosuz kontrolcüyle oynanabiliyor. Arkayla televizyonun arkasında böyle bir kablo kanalı gibi bir şey yaptım. Görüyorsundur. Onu yapmamdaki amaç da diğer konsolların yani kutularda duran konsollarından herhangi birini oynamak istedik ya da sen falan arkadaş herhangi bir konsol getirdiğinde televizyonun arkasına uzanmak zorunda kalmayalım. Direkt duvardan takarak kullanalım istedik. O yüzden oraya hem kompozit hem komponent girişler, HDMI giriş, anten girişi, işte 110 volt elektrik Kırmızı olan girişi. değil mi Evet, şurada? kırmızı olan 110 volt, diğer beyaz olanlar 220 volt. Onları yaptık. İşte internet balansını çektik. Bir access point koydum odanın içine. Odanın içinde cihazların bağlantısını öyle yapıyorum. Bütün cihazlar ağa bağlı. Xbox, PlayStation 2, 3, 4, Wii hepsini ağa bağladık. Yani ağdan iletişim kurması gerekenler kuruyor. Yine güncel PC oyunu oynayabiliriz diye bir tane PC koyduk buraya. Ama daha çok konsolla oynuyoruz burada. Güzel. Evet. Burada da yine eski odadan kalan kitaplıklar görünümü var. Ben de biliyorsun çok fazla oyun koleksiyonu yok. Yani işte oyun kültürüne ait objeler var. Üst raflara handheld konsollarımı koydum. Yukarıdaki büyük kutulu oyunlar bana Koral'ın hediyesi. Sağ olsun Güzelmiş ama, onları güzel hediye görünüyor. etti. Evet yani çok güzel parçalar var. Yani içlerindeki içerikler de hepsinin dolu. Ne Onları bunlar? Sırayla söyleyebilir misin? soldaki en büyük olan Warhammer. Yanındaki Age of Conan'ın oyunu. Onun yanında Warcraft var. Luigi'nin hemen üstündeki StarCraft. En üstte Emre Karaman'dan uzun bir kargo yolculuğuyla, 15 gün süren bir kargo Evet, onu yolculuğuyla takip ettik. bir kontrolcü aldım. Sağ olsun Emre Karaman o süreç içerisinde devamlı kargo firması ile iletişime geçti. Kargo firmasının, MNG firmasının 3 şubesinin ayrı ayrı yaptığı aptallıklar sonucunda kargo bana 15 gün sonra ulaştı. Yalnız Emre Karaman söylenmişti, bu cihaz sıfırmış. Emreci Karaman'ın bana attı, kazık oldu sıfır atması. Açamadım bir türlü. Kıyamıyorsun şu an. Kıyamıyorum. Oyun oynamanın yanında biz oyun kitaplarını falan da yani oyuna ilişkin medyaları da takip etmeyi seviyoruz. Burada işte Witcher, Mass Effect, Metro serisi, Diablo, Assassin's Creed, Bioshock. Bioshock'un kitabı çok iyidir. Mass Effect'ler çok iyi. Diablo bir orta kadar kötü. Daha Witcher'ları okuyamadım. İşte Rainbow Six'in kitabı falan filan var. Yine Şurada Mortal Kombat 2, ha
VHS'ymiş ya. Onlar evet, Mortal Kombat 1, 2 filmlerinin, bir de Super Mario Bros'un VHS kasetleri onlar. Super Mario Bros, bir de odadaki bence en güzel parçalardan şu iki poster. Evet. Onların... Bunların ikisi de orijinal değil mi? Baskı değil. Yok, ikisi de orijinal. Zamanında şey yapılmış, çıkmış posterler. Bu film afişleri. Wizard Türkiye'de girmiş yani. Türkiye mi bu? Hayır, bu Türkiye değil zaten. Hmm, değil mi? Yok. Ha doğru, Türkiye... İngilizce yazıyor üzerinde zaten. Türkiye değil. Bu Türkçe. O Türkçe. O Türkiye'de girmiş. Hatta yine Facebook gruplarından birinde bir arkadaş gazete ilanını falan yayınlamıştı geçenlerde, evet. 90'ların başında. Yine Mortal Kombat'ın burada güzel parça diyebileceğim iki tane Amiga kutulu oyunu var. Onlar benim için güzel parçalar. Ya şu anda odadaki ışık biraz az olduğu için yüksek ISO ile çekiyorum. Biraz da detaydan kaybediyoruz ama yapacak bir şey yok. Yanımda ek aydınlatma getirmedim. Bu odada da çok pratik olmazdı. Metrekaresi biraz düşük odanın, evet, ama ufak. Oldukça dolu. Famiclone kasetler mi var şurada? Onlar evet, Famiclone kasetler. Hı-hı. Öndekiler de Sega'nın klon kasetleri. Evet. Kartuşları neyse. Aşağıda böyle kullandığım kablolar, mabloları kutulara koydum. RDA gibi. Anladım. Güzel. Sol taraftaki kuleye... Şunu açıkla ha, istersen. Şu pocket okup bunu alayım. Bu benim... zamanından beri biriktirdiğim, hop bu boş çıktı. Arcade jetonlarının sergilediğim bir kutu gibi bir şey. Burada işte Famesty, Imperlant jetonları var. Genelde Türkiye'de ve genelde benim oynadığım salonların şeylerini toplamayı tercih ettim. Bir iki tane yurt dışı güzel parça var. Onlar hediye olarak geldi ama genelde birebir oynadığım jetonlar bunlar. Hepsini zaman içinde koymuşum, biriktirmişim. Bu işte Imperlant jetonu. İzmir'de, İzmir'i bilenler, belki Imperlant başka yerlerde de vardır da, işte Famesty'den sonra netlemeye çalışıyorum şurada. Famesty'den sonra Hilton'da açılan bir büyük eğlenceli bir oyun salonuydu. Şu an hala var Famesty ama herhalde eski tadından uzaktır diye tahmin ediyorum. Gidip görmedim. La Ankara'dakinden memnun insanlar. Famesty değil. Yok, oradaki başka bir şey miydi abi? Famesty miydi? İnsanların gittiği atari salonu var hala. Bilmiyorum. Ankara'dakini bilmiyorum. Burada dediğim gibi kablosuz kontrolcülerim var. Sağ olsun alttaki şeyleri, move'ları Mahir Sümer hediye etmişti. Bunun altında burada şey için sharpshooter var. Evet. Çok beğendim ben o silahı ama. Sharpshooter evet, benim kullandığım herhalde en güzel silahlardan biri. Silah oyunlarını da seviyorum. Şu en üsttekini bir anlat. O çünkü apayrı bir başlık. O girmek üzere olduğumuz nokta. En üstteki kısımda ne görüyoruz? En üstteki kısımda ya burada yine şeyler, konsol aksesuarları var. Commodore kutusu var abi orada. Ne o? Şu Commodore biraz kenarda köşede kalmış disk drive'ı, kutulu disk drive var orada. Kutulu disk drive var orada. Evet, yine Koral'dan temin etmiştim sağ olsun. Kutulu disk drive var orada. Evet. 1543. Çok aranan bir mevzu. Yani gerek yok da. Çıkartayım şimdi... istiyorsun. Bu arada Ankara niye katılmıyorsun? Demin duydumuşum. Fantasyland'mış arkadaki, Ankara'daki büyük biraz temizlenmeye olur. İhtiyacı var. Valla millet kutusuna hasta olmuştur diye tahmin ediyorum. Commodore'cular izliyorsa. Yine şeyleri, garantileri, şunları bunları. Her bir şeysi de var mı? Her bir şeysi içinde. Bu elden çıkartmayı düşünmediğim parçalardan biri. Valla elden çıkartsan da değerini bulur gibi sanki. Meraklısı verir yani ona bir şeyler. Şöyle dursun. Skylanders çok önemli değil zaten. Yine ben joystickleri yani şey gamepad dışında olan oyun kontrolcülerini seviyorum. İki tane orada quickshot var. Biri işte helikopter kolu gibi. Diğeri uçak simülasyonu gibi. Ses kartından giriyor PC'leri. O yüzden onu bir USB çevirici adaptörle kullanıyorum kullanacağı zaman. Kullanıyor musun? Zaten çok fazla kullanmıyorum. Onun için ayrı bir cihaz kurmak ve işte klasik uçuş simülatörlerini eklemek lazım. Onun altındaki kısım odada benim belki en çok hoşuma giden kısım benim kutulu oyunlarım. Masaüstü ya da... Kutu oyunlarım. Değil mi aslında? Masaüstü ya da board game dediğimiz kutu oyunlar. Bu kutu oyunlardaki ilgim benim aslında şurada görmüş olduğunuz Türkiye'de işte Şan gibi, Yuma gibi firmaların dışarıdan görüp de birebir kopyasını yaptığı oyunlar benim hoşuma gidiyor. Onlar daha çekici geliyor. Yani
mesela bir Katan'dır ya da ne bileyim popüler oynanan oyunlar bana çok değerli gelmezken burada bir uzay yolu, ne bileyim şu beş yıldızı bunu gördüğümde gördüm. Hiç hatırlamıyorum. Aşağıda Titanic batıyor, Bermuda şeytan üçgeni falan var. Onlar bana çok daha çekici geliyor. Peki yani bak bu çok nadirdir, bende var dediğin var mı bunların arasında? Var. Ya yani mesela 5 yıldız nadir. Ben hiç kimsede görmedim 5 yıldızı. Hı hı. Şu ikisi nadir. Zaten bir lokanta satıyorum oyunun şey sloganı 5 yıldızda şey otelcilik yapıyorsun. Ha 5 yıldız tabii ya. 5 yıldız otelcilik yapıyorsun. Hiç bir şey çağrışmadı kafamda. Hipodromla Doberman yine şey yarış oyunu. Nadir. Hı. Nadir oyunlardan sayılır. Gırgır her tarafta bulunuyor. Nasıl Başkan Onur çok bulunuyor. Simbat nadir bir oyun. Simbat'ın maceraları nadir bir oyun. Aşağıda şurada çıkartayım. Titanic batıyor diye bir oyun var. Şimdi bunların kutu performansları geldiğinde böyleydi. Üstündeki bu bantları falan da çıkartamıyorum. Çünkü hı hı. Çıkartırsam yırtılacak. Bunlar işte 1976 senesinde üretilmiş galiba Titanic batıyor. Hı. İki tane ismi var şeyde uluslararası piyasada. Burada açayım oyunu. Aç istersen. Söylemek istediğim bir şey varsa. Güzel de görünüyor. Bak istersen. Burada bir şöyle bir Titanic var. Batarken içinden mi kaçıyoruz? Nasıl? Aynen yani, öyle. Buralarda odaların içinde işte 12 numaralı kamerada bir tane yolcu var. Onu alıp filikalarla kaçırmaya çalışıyoruz. Sen bunu, oyuncular bunu yaparken her bir adımda Titanic biraz daha batıyor. Titanic biraz çok daha... Çok iyi yalnız. Titanic biraz daha batıyor böyle. Şurada çizgiler görüyorsunuz ya. Batıyor, batıyor, batıyor. Magnavox Odyssey'in ilk oyunlarından daha ilginç. En sonunda Titanic tamamen batıyor. Şu Titanic tamamen batmadan oyuncuları, şeyleri, yolcuları adalara çıkartmaya çalışıyorsun. Hmm. Titanic battığında da adalardan alıp kurtarma gemisine götürmeye çalışıyorsun. Oynadınız mı bunu? Bir kez oynadım ama çok fazla oynama fırsatım olmadı. Çünkü Gülfer board game oynamayı çok fazla sevmiyor. Hmm. Bu çok enteresan bir mekaniği var. Bir tane daha enteresan mekanikli olan bir mekaniği oyun var. Mekaniği var oyunun ha. Yalnız. Bir oyun daha göstereyim. Onun da değişik bir mekaniği var. Bu Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir oyun. Bunun da ikisi de denizcilik oyunu gibi gözüküyor. Bu da enteresan. Şöyle bir olay yapmışlar. Şu oyun tablasını alayım. Yalnız iyice karanlık oldu ya. Şöyle bir İçeride aydınlık bir yere. İçeride istersen. Bunun da oyun tablası var. Ha, şu anda aydınlık. Şöyle piyonlarını çıkartayım. Şimdi bu Bermuda Şeytan Üçgeni'nin üstündeki bir hava durumu. Evet, bir fırtına. Bu rastgele dolaşıyor burada. Onun da bir pusulası var. Ona göre dolaşıyor. Rastgele dolaşıyor. Dolaşırken de senin burada filon var. Filonla ticaret yapıyorsun. Böyle geçerken eğer filonun üstünden bu geçerse yutuyor. Şurada altında bir mıknatıs var. Hop. Böyle alırken şeyi götürüyor. Gemiyi götürüyor. Oyunun sonunda bütün gemilerini kaybeden oyunun dışında kalıyor. Kimin gemileri kalırsa o oyunu gemiyi götürüyor. Gemiyi geri alamıyoruz değil mi? Yok, gemi aldın mı buraya bak. Yani mesela buradan dönerken bu tarafa geldi mi gemi buraya yapışmıyor. Ama buralara geldi mi gemi yapışıyor ve oyun dışında kalıyor. Bunun da çok enteresan bir mekaniği var yani. Evet, var. Bu da 1970'li yılların sonunda yapılmış bir oyun. Yani aslında anlatırsam çoğu oyunum var. Mesela aşağıda Şampiyon diye bir oyun var. İki tane var. O bir tanesi yıllardır hediye edeceğim, tutuyorum. Buradan eğer izlerse de Onur gelsin artık oyununu alsın. Bu Simbat'ın maceralarını bana hediye eden arkadaş. Onda da zar atmadan oynuyorsunuz ve direkt strateji yaparak gaz fren mekaniklerini kullanarak bir yarış sağlıyorsun. Araba da, yarışı yani. Araba yarışı. Süper. Onu da şeyden sonra, çekimden sonra istersen açarız. O da çok enteresan bir oyun. Öyle. Onun dışında işte Doom'dur, Warcraft'tır, video oyunlarıyla alakalı oyunlar. Bu kısmı çok seviyorum. Şu çocuk oyunu, Billy Bones. Bu da çok güzel. Onu da yayından sonra gösteririm. O da Titanic batıyor gibi bir mekaniğe sahip. Şey, Titanic batıyor diyorum. Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bir mıknatıslı bir mekaniğe sahip. Çok matrak bir oyun o da. Şöyle diğer oyunların olduğu kısma
Bakalım. Ha, burada 3 tane kule var. İşte elimdeki oyunların çoğu zaten PC. Çok fazla bir envanter yok oyunlara dair. Ama böyle tutmayı seviyorum. Kaç tanesiyle oynuyorsun? Hepimiz gibi sadece tutmayı seviyorum. Bu Buzz Lightyear'lar nedir? İkisi Buzz Lightyear'lar ikisi aynı değil. Şu Buzz Lightyear'ı şöyle USB kablosu var. Şöyle açınca V-Mod şarj istasyonu bu. Hı hı. Öteki de şarj mekanizması yok. Sadece Nintendo DS serisini koyacak bir kutu gibi bir şey. Koruma kabı gibi bir şey. Evet. Voli'nin başka herhangi bir numarası yok. Voli katlanınca küp oluyor. Voli katlanınca küp oluyor. Doğru söylüyorsun. Voli katlanınca küp oluyor. Aynısından bende de var ya oğlum. Evet. Şu oyunları şöyle yakından çekelim. Okunaklı bir şekilde. Büyük ihtimalle okunmayacak da. Karanlık oldu baya. Aşağılar. Şu XCOM'un da adı bayağı anılır ya. Hiç de oynamadım. O XCOM, yeni XCOM. UFO Defense mi neydi eskisinin adı galiba? Evet, yani UFO Defense oluyor. Unknown Enemy oluyor. Enemy Unknown oluyor. Bir sürü çapraz. Yani 3 tane kelimenin çapraz varyasyonlarından oluşuyor. Bu yeni olan. Yani yeni olan dediğim yine bunun üstüne bir oyun daha çıktı da. Daha hı-hı, modern olan oyunu. Ben genelde PlayStation'da oynamıştım onu. Güzel bir oyun. Şunlar sen kendin mi tasarladın yoksa bu bir şey yo, mi? Yo yo ben onları ya bir şey değil. Şimdi bizim burada kapının arkasında Mario ve Luigi şapkalarımız var. Hı hı. İşte matrak bir şey olsun diye şapkayı takıyorsun. Karşına geçince bıyık zaten yüzüne oturmuş oluyor. Ama şunu hesaplayamadık. Şimdi insan gözü derinliği iki gözden aldığı için aynaya baktığında tam ortalayamıyorsun. Ancak bir gözünü biraz kısman gerekiyor. Ya da bir cep telefonuyla çekmen kısı gerekiyor. Kısıverin canım sizde. Ya da cep telefonuyla çekmen gerekiyor. Bu saat? O, bu da pikselli evet, falan. Evet pikselli. Hoşumuza gitti o. Hani güzel olur diye düşündük aldık. Oldu mu? Bence oldu. Olmuş benim. Evet. Sıkıntı yok. Evet. Şunu da göstermeyi unuttum. Şunu da göstereyim. Bu çok acayip dediğin. Bence şu direksiyon da enteresan yani. O, onu elde etme hikayesi de. O direksiyon bunun evet, modeli neydi abi? Şurada bir direksiyon mekanizması var standıyla birlikte. Bunun modeli G27 PlayStation 3 için olan en iyi yani en yüksek donanıma sahip direksiyon pedal seti. İşte vitesi, debriyajı falan var. Bu ben bit pazarından buldum, aldım. Arızalıydı. Birkaç arızasını tamir ettim. Şu an canavar gibi kullanıyoruz. Yani bunun üferle... sana maliyeti ne oldu? Toplamda. Söylemeyelim. Hiç söyle ya, söyle. İnsanların canı sıkılsın. İnsanların canı sıkılsın. Şöyle söyleyeyim. Set halinde bulduk bunu. 3 tane direksiyon. Hı hı. 1 tane vites kolu. 2 tane pedal seti. Hepsini 70 liraya aldım. 70 liraya aldım. 70 TL'ye aldım. Standı ama ayrı aldın. Standı ayrı aldım. Evet. Bitpazar'ın 70'i aldım. Bundan direksiyonlardan diğer ikisini de parçalayıp arkadaşlar bir direksiyon haline verdik. Bir direksiyon bir pedalı da ben ona verdim. Güzel. 12'de çalışıyor. 12'de çalışıyor. Süper. Onda vites mekanizması yok. Bu vites modülleri falan hep ayrı ayrı satılıyor diye biliyorum ben. Ayrı satılıyor evet. Ayrı alabiliyorsun. Yani aynı modelin değil, bir üst modelim var. Entegre çalışabiliyor. Ya ben bilgisayara bu... bağlanıyor mu bu? Bilgisayara bağlanıyor. Bununla Gran Turismo oynadığımı hatırlıyorum. PlayStation 3'e ilk çıktığı zamanlar Gran Turismo'nun. Çok acayip bir deneyimdi yani gerçekten. Bu, ya zaten... Force Feedback'i ilk ben bu direksiyonun Force Feedback'ini gördüğüm için diğerlerini bu, beğenmedim yani. Bu harici 24 voltluk bir adaptörle çalışıyor feedback'i. Bakıyorum ben de gözüme ilişen bir şey var mı diye. Bakıyorum, aslında bakıyorum, çok büyük bakıyorum bir oda değil ama oyun oynamayı elverişli bir hale getirmeye çalıştım. Şu saatin adı ne abi? Tetris animasyonu var. Çekmeye çalıştım az önce. Beceremedim sanki. Bu şey Tetris'in lisanslı ürünü. Bu Türkiye'de satılan bir şey miydi yoksa? Yok Türkiye'de satılıyor. Ya hatta bir iki ay önce falan aldım ben bunu. Güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti bu ya. Ya işte gidiyoruz ya manyak mıyız? Hiç beklemiyordum ben de ondan. Şu şeyler renkli mi olsaydı, farklı renkte mi olsaydı acaba? Kabartmaları var ya, seçilmiyor ya, üstündeki. İşin garibi ben şeyi yapamıyorum bunda. Tuş mu onlar be?
Söyle tuş şunu. Tuş. Allah. Bunların hepsi tuş. Backlight'ı açıp da, yani şu an 18.46 saat, backlight'ı açayım arkada 18.46. Yok, basınca oynamaya başlıyor, saat 10 alıyor. Onun ayarını bir türlü yapamadım. O alarmı gösteriyor herhalde. Alarm da o saatte değil ki. Alarmı da gittim başka saate ayarladım. Yok, onu gösteriyor illa. Ben de şey yapmadım. Animasyon var artık. Güzel ya. İyi, kullanışlı bir oda olmuş Serkan. Değerlik. Yani şimdilik sığıyoruz. Ya bu sayede de çok fazla artık hani bit pazarıdır ya da ufak tefek objelerdir almıyorum. Çünkü şu haliyle bile tıka basa dolu ve bunun yarısı kadar malzeme çıktı odadan. Ona evet, rağmen, bayağı çıktı buradan. Ona rağmen tıka basa dolu. Çok da fazla artık şey yapmayı düşünmüyorum. Şurada senin arcade makinen vardı değil mi önce? Evet. Arcade vardı. Senin şu anda arcade makinen, onu sat şey çıkardın elden. Onu, onu çıkardım. Hikayesi var. Onu çıkarttım. Onun bir tane daha arcade makine var. Hı hı. O nerede duruyor şu anda? O şu an şeyde bizim depomuzda duruyor. Hı hı. Sendeki arcade makineden var. Zaten ben onu istiyordum. Çünkü bendeki çok büyüktü. Onu kullanacağım ama işte yine daha büyük bir eve taşınırsak. Aslında öyle bir plan yoktu. İkisini beraber kuracaktım. Onun için almıştım ben onu. Bütün girişimleri de onun için yaptım ama planlar değişti. Yok ya, bir tane olsa yetiyor. Değiştire değiştire kullanıyorsun. Ya ne yapacaksın? Ambiyans yapar tabii de, hani çok yerin varsa, ama çok yerin yoksa da ya iki tane, yetiyor. İki tane MK kartım vardı. İkisini de takacaktım işte. Yani hani o öyle bir fantezi olacaktı. Switch yaparsın en kötü, boşver. Öyle. Tamam. Benim soracak sorum yok. Senin göstermek istediğin bir şey yoksa. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Niye anlattıysak demin verim. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir şey diyecektim ama. Bunu diyecektim. Ha, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.